Dininiz aydınlık olsun. Hem cinsler, karşı cinsler. Hoş geldiniz. Kadının fendi erkeği yenmeye çalışılırsın. Erkekler mecliste ezici çoğunluğunu oluşturmayı sürdürüyorlar. Bir araya gelip o güzelim aşkları büyüten ve hayatı üreten kadın erkek arasındaki bu haksız rekabet, bu ezen ezilen ilişkisi nereden peydahlandı, nasıl gelişti ve nereye gidiyor? İşte bu geceki eğlentimize yön verecek olan sorulardan bazıları. Oysa her şey çok gücü bir dayanışmayla başlamıştı. Adem ile Havva aynı suçu ortak olup aynı cezayı bölüştüler ve ürettiler bizi. Bakın bu olay şöyle oldu. O gün Adem babamız cennetin herhangi bir yerinde sıkıntılı sıkıntılı dolaşmaktaydı. Cennette ondan başka insan yoktu. Ve sürekli yeniklerle muhabbet etmekten, onların tavla maçlarını izlemekten sıkılmıştı. Yorum yok.
Thank you.
dans et şimdi. Yine mi bey? Her gece yaptırıyorsun. Bu gece yapmayayım bari. Hadi diyorum lan sen hadi. Allah'la bu arasına girilmez, biraz. Peki bu iğrenç yaratık kadın hepsi senin mi diyor?
çengele. Enteresan bir madde.
belirlendi. Bu yüzden bu kadar cezalı. Bir yere kaçarsa yakarım askerliğini. Komutanım. Ne var? Doğru savurayım mı? Ne? Böyle doğuracak gibi hali var da doğru savurayım mı diyorum. Ulan kazan doğurur mu? Kazanın kaçacağına dostunuz da doğuracağına inanmıyorsunuz. Parolamız bir yer adı. Şimdi ister
Ayşe'nin arkasında bir çeşme başında taksi tutup koşuyor boşuna beklemesin. Ben firar etmeyi düşünmüyorum. Katiyen firar etmeyeceğim. Firar çok ayıp bir şey. Keskin firar, küpüne zarar. Firar etse ne yapacağım? Firar kim lan, firar kim? Ben neresi? Burası kimin? Memleketler ezilemedi. Ya sen ne istiyorsun evlat? Ben açıkçası sıtırım abla. Teşekkür ederim.
dakika. Siz bana bağıramazsınız. Ben öyle sıradan bir insan değilim. Siz benim kim olduğumu biliyor musunuz? Ben Ahmet Serkan Kavun'un kardeşiyim. Ahmet Serkan Kavun da ki. Abi tanımazsınız. Kaç taksitlik bir zamancım? Kıcılat ne biliyorsun? Bak evladım. Beni niçin devrilmek istediğini anlamış değilim. Beni niçin tahrik ediyorsun lan? Allah kahretsin, sinirleri bozuldu. Thank you.
Beni götür.
Oh!
Hanımım mı? Amirim kusura bakmayın. Hatice bacı ekserimle
kilisesine gittiği için ağız alışkanlığı mahiyetinde bir tür suç ve siktizat tanıyor. Sus Rıza sus! Sus patla da getirme! Çeneni giydiğini al, hızla dışarı çık, memleketine git ve otur! Başüstüne amirim! Yalnız amirim ben senin çizdiğimi geçen hasat zamanı kullandım amirim. İzninizle komiserim. Buyur! Rıza! Buyurun. Çıtayım! Hadi sen de ne yapıyorsun, ne yapıyorsun hala? Başüstüne. Çın 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 çın. Dünyanın olduğu yer olsa da alacağım bir tane. Çın 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 çın. Ne oluyor be, ne oluyor? Müsaadeniz olursa benim vazifemi yapar ya da tutmam mecburiyetindeyim. E adetim böyle. Çın 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 çın. Dünyanın olduğu yer olsa da alacağım bir tane. Gonamalı bir hasta için A grubu araçlar adet gonamalı. Bir adet uzun namlulu koyun.
koca, çeşitli çap ve markada yoksulluk ve çok sayıda örgütsel döküman bulundu. Kimi tuttun? Kimi buldun? Kimi getirdin? Sevim
çalışan amirim. Bin bir surat sevmeye yakaladık. İçeride amirim. Biz onu yakalamıştık zaten. Bir tane daha yakaladık amirim. Ne oluyor lan? Boğaz'da senin taşan akının var. Ustacısı amirim. Fakat enteresan bir durum var ki o kadar şey etmemize rağmen kendisi senin taşan olduğunu kabul etmiyor. Üstüne kimlik de yok. Yani vaziyet şu şekilde amirim. Vezir temizlikçi Hatice Bacı senin taşan olduğunu kabul etti. Esas Semtaşan, Semtaşan olduğunu red ve inkar ederek Semtaşan mevzunu karışık verdi sokağa. Sus lan sus! Temizlikçi kadını bıraksak mı? İfade imzaladı amirim. E ne yapacağız peki? Biz de amirim, bu ne amirim, siz amirim, soracaktık amirim. Fakat bu kadın fena dedişli çıktı. Aşağıda kendisine epey muamele yaptık. Sana mısın veya bana mısın demedi amirim. Baka, bence ikisini aynı cüreye koyarsak neticeye varabiliriz amirim. Olmaz öyle şey. Bence ikisini aynı hücreye koyarsak neticeye varabiliriz. Hiç aklıma gelmemişti. Hayatımda bin yaşa amirim. Bin yaşa amirim. Niye kabul ettin peki? Nasıl kabul edersin böyle bir şeyi? Bana zorba ettikleri zaman dört kere sildim.
altı bilir misin sen? Hem yalan değil ki. Koskoca devlet bu. Yalan söyler mi hiç? Sen senin kaşansın dediklerine göre bir bildikleri vardır. Koskoca devlet bu. Yalan söyler mi hiç? Saçmalama. Sen hiçbir şey yapmadın. Öyleyse niye yapıyorlar bunu bana? Şimdi ne olacak? Direndim. Her şeye karşı direndim. Teslim olmadım onlara. Peki şimdi bu işkenceye nasıl direneceğim? Onlara bir suçlu gerekiyordu, onu da bulmuşlar işte. Nereden çıktın sen be? Hadi bırak ağlamayı da konuşalım biraz. Adın neydi senin? Sevin. Hayır, bu nasıl adın? Hatice Kaşa. Sevin kızı. Sevin Hatice. Allah'ım aklımda yutuyor bu kadın. Ne yapacağım şimdi? Bu hayvandan ne istediniz be? Sus, bağırma. Devlete bağırılır mı hiç? Devlet öyle bir eder ki insanı mahveder. Sen kimsin ki devlete bağırın? Şikayet edeceğim. Evet, biz ona aşığız.
tiyatroyu, bize hayatı, bize sevmeyi, sevilmeyi öğreten insan. Hocamız, dostumuz, sırdaşımız, yönetmenimiz Serdar Ekin. Thank you.
film bir trafik kazasında iki bacağını kırarak çok da değerli oyuncumuz 24 saat içinde bir başkasını hazırlamak zorunda kalkıyor. Perşembe günü yine burada çok muhteşem bir gece vardı. Ama onlar ne demek istediğimizi, ne yapmak istediğimizi çok iyi anlattılar. Perşembe günü yine burada vardı. O yüzden... sağlam. O yüzden söylüyorum. Perşembe 1.30'da yine oynuyoruz öğrenciler. Tamam. Bravo. 16'sı Cuma'da bunları oynatıyoruz. 16'sı Cuma'da. Ama bir tek şey söylemek istiyorum. O ikinci geçte döndü. Tabii yanlış doktora gitmiş. Benim kendi doktorum, tıp doktorum. Sevgili Erbazı'yla da gitseydi. Tamam, herhalde. Efendim, sevgili gecelerde tekrar görüşmek üzere. Tamam abi. Ben iyi bakıyorum. We'll be right back.